Saygıdeğer izleyenler, seçenler, seçilenler konuşuyor programımızı Ünye Belediyesi'nin yaptırmış olduğu Hamidiye Mahallesi'ndeki Sabri Kadı Konağı bahçesinden yapıyoruz. Konuğumuz Ünye'nin tanınmış iş adamlarından sevilen, sayılan, herkese göre çiçeği burnunda belediye başkanımız Sayın Hüseyin Tallı. Herkes biliyor ki bir devlet adına millet hizmetinde göreve gelen herkes öncelikle atı sağlam kazığa bağlamak diye bir atasözümüz var. Ünye ile ilgili, insanlarla ilgili, insan dostu canlılarla ilgili bütün hizmetler yapılmadan evvela mutlaka önlemleri alınması gerekiyor. Başa bir hal geldikten sonra önlem almanın manası yok. Bizim başkanımız da inanıyoruz, çiçeği burnunda olmasına rağmen geçmişten tanıyoruz iş adamlığı yanında, il genel meclis üyeliğindeki aktif vitelerini de biliyoruz. Şimdi kendisine yolları kanalizasyonu sormadan evvela öncelikle kısa süre evvel yaşadığımız sel felaketinde yıkılan Cevizdere ikinci köprüsünün benzeri durumda çok eskiye dayanan Tabakhane Köprüsü yıkılmadan yenisi yapılabilir mi diye soruya başlayalım. Biz Sayın Başkanımı tanıtmaya gerek yok. Sayın Tavla hoş geldiniz. Hoş gördük. İlk sorumuz yola izle başlamadan asli göreviniz zaten bunlar da. Evet. Orada yaşadığımız bir tecrübe var. Sel felaketi yaşanmadan, köprüler yıkılmadan Yüce Allah kullarına söylüyor. Önlemini alın, takdir benim olsun diyor. Yerel yöneticiler olarak da Tabakhane Köprüsü de zaman zaman yaşıyor bu ve benzeri sıkıntıları. Eski bir köprü olduğu için bir sıkıntı yaşanmadan evvela aklınızda var mı, projenizde var mı? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Önce köprüden girelim. İnsan öncelikle hayatı sizlerin aracılığıyla bizleri izleyen, dinleyen tüm hemşehrilerimi saygı, sevgi, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Teşekkür yine bugün çarşamba ve Ünye'mizin haftası olması münasebetiyle tüm pazarcı esnafımızın hayırlı işler diliyoruz. Bereketli, hayırlı alışverişler olsun diye temenni ediyorum. Güzel. Ve aynı zamanda da bugün 24 Temmuz gazetecilik ve basın günü olarak özür diliyorum. Evet doğru. Tüm biz gazeteci ve basın mensubu arkadaşlarımızın gününü özellikle kutlayarak başlamak istiyorum. Biz de teşekkür ediyoruz evet. Arkadaşlarımız sağ adına. Sağ olun efendim. Şimdi sevgili Ahmet Bey, özellikle sorduğunuz soru tabii bizim sahil güzergahımızdaki ilk köprüden bahsediyorsunuz. Evet, Tabakhane Köprüsü eski, diyebiliyoruz. Eski devlet sahil yolu olan kısmındaki köprüden. O evet, köprünün efendim. Şu andaki mevcut haliyle ilgili esas karayollarının çalışması, değerlendirmesi, teknik anlamdaki neticelerine bağlı olarak yıkılması gerekir ya da gerekmez kararı vermek lazım. Bununla ilgili geçmiş dönemlerde girişim yapıldığında herhangi bir sıkıntının olmadığını, sağlıklı köprünün oldu, burayı taşıma noktasında herhangi bir sorun yaratmayacağıyla ilgili tespitleri, değerlendirmeleri olmuştur ve şu anda da sorunsuz devam etmektedir. Biliyorsunuz oraya kadar gelen boyutuyla Tabakhane Deresi'nde DSİ'nin yapmış olduğu çalışmalarla ve tahkimatlarla birlikte isnat duvarlarının oluşturulmasıyla ilgili boyutuna baktığımızda zaten çalışma belli bir aşamada devam ediyor. Devam eden kısmıyla ilgili de ihalesi yapıldı fakat müteahhitle ilgili bir sorun yaşanıyor. Bizim Ünye'de bazen sorunları inanın hizmeti üretirken sorunları böyle yaşamak bizim bahtımız mıdır nedir bilemiyorum. Hastanede yaşadığımız gibi bir müteahhit aynen iflas ediyor. Orada hastane durdu. 1,5 sene hizmete açamadık her şey tamamken. Doğru mu? Aynı doğru. Şey burada da bazen işte böyle imkanı olmayan ya da sıkıntılı olan müteahhitlerin işi aldıktan sonra süreci uzatmasından kaynaklı biraz sorunlar yaşanmakta. İnşallah Allah'ın izniyle geçmiş dönemlerde Tabakhane Deresi mümkün olduğu kadarıyla yatağıyla birlikte sınavını hemen hemen verdi. Büyük tehlikeleri şu anda bertaraf etmiş durumda Allah'a şükürler olsun ama bizim orada tabii farklı eksikliklerimiz var.
O eksikliklerin biz farkındayız. Onları da inşallah gidermenin gayreti içerisindeyiz. Onu teşekkür ediyoruz. En azından risk taşımadığını öğrenmiş olduk birinci kademede. Bir de belediyemizi ne kadar ilgilendiriyor bilmiyoruz ama yerel yönetici olarak sormak istiyoruz. Devlet hastanesinin önündeki güvenlik şeridi ya da devlet hastanesine giriş çıkışlarla ilgili sorunları size de geliyor yetkililerden. Bu konudaki kısa bir düşüncelerinizi de alalım. Orası nasıl insan can güvenliğine hizmete açılabilir? Evet, orada biliyorsunuz gene karayolları güzergahı olan bir yer. Evet. Ve geçen de gene Sayın Karayolları Bölge Müdürümüzle bir toplantıda bir araya geldiğimizde bu konuyu da gündem etmiştik. Kendilerine sorduğumuzda burayla ilgili çalışmanın devam ettiğini, biz bölgesel anlamda orada battı çıktı istediğimizi, talep ettiğimizi evet. ifade etmiştik. Kendileri de bize battı çıktının kurtarması noktasında oradaki fizibilite çalışmalarının devam ettiğini ama şu andaki görünür itibariyle baktığımızda teknik veriler tam elde olmadığı için ifade tamam. etmiyorum ama görünür tamam. vaziyetiyle baktığımızda battı çıktının orada teknik anlamda pek de kurtarmayacağı gibi göründüğünü ifade ettiler. Onun için orada muhakkak üst geçit şeklinde trafiğin transitini üstten verip orada yayaların ve diğer hastane trafiğinin alttan geçişini temin ederek can güvenliğini tesis etme noktasında çalışmalar ve projelendirme devam etmekte. Hatta biz özellikle o gün Sayın Kaymakamımızla birlikteydik ve kendisinden rica ettik. Dedik ki biz özellikle battı çıktının kurtarır en son noktası neyse biz onu talep ediyoruz dediğimizde gelelim teknik elemanlarla birlikte sahada hem sizlere aydınlatalım hangisi doğru, doğru neyse onu yapalım anlamında birlikte inşallah bizleri Ünye'de ziyaretleri olacak ve orada en son noktada teknik bilgilerle birlikte hangisinin daha doğru olduğu noktasında bizleri bilgilendireceklerini ifade etmek istiyorum. Evet. Teşekkür ediyoruz Sayın Başkan. Yerel yönetimin göreve talip olmasının, sizlerin talip olmasının ana sebepleri ben bu memlekette doğdum, büyüdüm, havasını, suyunu teneffüs ettim. İnsanlarıma, insanlarımın da dostları, canlılara hizmet etmek için adayım dediğiniz günden itibaren size sorulacak sorular henüz zaman yok gibi görünse de yine halkımız adına soralım. Kaldırımlar işgali, esnafların dükkan önlerindeki işgalleri büyük sıkıntı. Ünye'de 126 bin dolayında insan var. 25 bin üzerinde araç var. Ünye'nin toprak yapısı belli. Yerleşim yapısı belli. Otopark konusunda parkların yayalara, engellere yayaların, engellerin, kaldırımların kapatılmasını konusunda düşünceleriniz nedir Sayın Başkan? Şimdi özellikle şunu ifade etmek istiyorum. Gerçekten siyaset hayatına ben ticaretle uğraşırken bir davet üzerine geçmiş dönemdeki 2005 yılında ilçe başkanımız olan Sayın Mustafa Telcioğlu'nun daveti üzerine biz de siyasetle buluşmuş olduk. Onların teveccühünden ve davetinden dolayı şimdiden gene tekrarın kendilerine teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ediyoruz. O gün bugündür bize verilen görev neyse görev çerçevesi içerisinde herkesin gücü yettiği nispette biz de kendimizin gücü yettiği nispette zamandan cebimizdeki nakdimizden hiçbir zaman imtina etmeden mücadele ederek gayret ederek ilçemize hayırlı hizmetlerin kazandırılması noktasında ne kadar elimden geliyorsa en ince ayrıntısına kadar ve en son gücüme kadar hep gayret ettim. Bunların da her bir noktasında şu şurası olsun bu burası olsun diye değil, Ünye'de güzel işler olsun diye gayret ettik. Tabi gelinen bu noktadaki hizmet sonrasındaki süreçte bugünkü süreçten bahsettiğimizde özellikle sorduğunuz konuyla alakalı bu bir toplumun kültür meselesi ve bilinç meselesi. Önce şehir olarak biz birbirimize saygılı olmalıyız. Biz birbirimizi anlamalıyız. Yoksa cezalar caydırıcı olmaktan öte sadece kırıcı oluyor. Ceza en son düşünülen şey olması lazım. Neden? Çünkü aynı şehirde yaşıyorsak, bugün trafik kurallarına uyum noktasında
Eğer şehirde yaşayan toplum olarak biz birbirimize saygılı davrandığımızda zaten işin, meselenin özü %80 çözülmüş durumda. Yani öyle baktığımızda otopark meselesidir vesairesidir değil, aslında toplumun, şehrin kültürünün ve birbirine olan saygısının bazen eksikliğinden kaynaklı sıkıntılar doğmaktadır. Neden? Otopark yan tarafta duruyor ama şu anda ben buraya bırakayım, şurada dursun, ben gideyim işimi göreyim geleyim. Şimdi bu mantık üzerine şehrin 127 bin nüfusunun içerisinde 100 kişi böyle düşündüğünde orası kilitleniyor otomatik. Ceza yazıyorsunuz, cezadan sonra o cezayı ödüyor. Normalde o ödediği cezayla 2 aylık otopark ücretini bile ödeyebilir ama bir ceza daha ödüyor, gene de oraya bırakmaya devam ediyor. Trafikte zabıtamızla bu işin mücadelesini vermeye çalışıyoruz. Özellikle gayret etmeye çalışıyoruz. Ve aynı zamanda bunu birlikte Ünye Emniyeti ile kaymakamlığımızın riyasetinde birlikte sürdürerek trafiğin sürdürülebilir olması noktasında özellikle gayret ettiğimizi ifade etmek istiyorum. Ama hemşehrilerimden de şunu istirham ediyorum. Lütfen şehirde güzel yaşamak istiyorsak, huzurlu yaşamak istiyorsak önce biz birbirimize saygılı olmalıyız. Hem birbirimize saygımız dinimizin de emri. Eğer sizin hakkınıza ben tecavüz ediyorsam o zaman hakta kalıyorum demektir. Allah muhafaza. Yani bir insanın hakkı olan noktada bu sadece para almak veyahut da ne bileyim herhangi bir ürününü almak, hakta olmak demek değildir. Yani bir sesinden, gürültüden seni rahatsız ediyorsam, benim hakkım olan sınırı aşıp senin hakkın olan sınırların içerisine girmiş oluyorsam o bile bir hak doğuruyor. Doğru mu? Şimdi bir gürültüyle aracın siren sesini çaldırarak geçsem, sizin de yaşlınız var, hastanız var ya da çocuğunuz var. İlk ise hakta kaldın mı kalmadın mı? Kaldınız efendim. Efendim. O zaman biz toplum olarak birbirimize lütfen rica ediyorum saygılı olalım, biraz daha anlayışlı olalım. Şehri kendimize zindan olan değil, huzur veren bir ortama dönüştürelim istiyorum. Sayın Başkanım, evet. Buraya kadar olan bölümümüze teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer izleyenler, ekran başına yeni gelmiş insanlarımız için, izleyenlerimiz için söylüyoruz. Seçilenler konuşuyor programımızın bugünkü konuğu Çiçeği Burnu'nda Belediye Başkanımız, eski İl Genel Meclis Üyesi Sayın İş Adamı Hüseyin Tavlı. Şimdi benim aklımda yokken kendisi sohbetin içerisinde söyledi. Komşu illerimizden Sinop'ta klakson çalma yasağı var uzun zamandır. Bu konuda Ünye Belediyesi de bir atılım yapabilir mi? Yani biraz evvel bahsettiniz ya, insan hakkı üzmek en büyük günahtır diye. Bu konuda belediyenin bir etkisi olabilir mi? Tabii bu çalışma yapılabilir. Ben demin örnek olsun diye, biraz daha bariz örnek olsun diye ifade ettim ama. Ama bir de Allah'a şükür olsun, bir şey Ünye'deki hemşehrilerimize de şunu açıdan da teşekkür etmek lazım. Ben gerçekten klakson noktasında baktığımızda şehrimizin böyle gerçekten rahatsız edici boyutta kullananı yok. Tek tük belki var. Düğünler hariç o zaman. Öyle biraz yani. Düğünlerde de daha saygılı olsak, o mutlu anımızı paylaşırken biraz daha böyle nasıl söyleyeyim, insanları rahatsız etmeden eğlenmeyi becerdiğimizde bu işi de zaten çözmüş olacağız ama o da değerlendirilebilir. Bu ve benzeri konuda insanlarımızı bilinçlendirmek için sanatsal tiyatro oyunları, Ünye'nin de sanatsal grubu var. Şehirde yaşamanın kural ve kaidelerini sahnelenecek oyunlarla da insanlarımıza hem eğlendirirken onları da düşündüysek, böyle bir düşünceniz şimdi şunu özellikle var mı demeyeceğim, abesi işgal ederim, mutlaka vardır çünkü insansınız. Tabii. Nihayetinde. Şimdi özellikle şöyle, Ünye hem tiyatral hem sanatsal anlamda, aynı zamanda sempozyum anlamında or dilimizin en çok gözde icra edildiği gözde ilçelerinden. Doğru. Bir tanesi. Birinci sınıf ilçeyle belki birinci. Birinci derecede, yani ikinci ya da birinci diyebilirim yani o şekliyle baktığımızda. Evet, ama evet. Bugün bizim acilen ihtiyacımız olan bir kültür merkezi hadisemiz var. Gelinen noktada biliyorsunuz tasarruf tedbirleri sebebiyle ihalesi yapılmış. Fakat ihalesi iptal edilmedi biliyorsunuz. Şu anda bekletiliyor. Orta vadede planlanan işler içerisinde olduğu için ben girişimlerimiz devam ediyor ve gayretlerimiz devam ediyor. İnşallah hükümetimizin gayretleriyle ekonominin de biraz
farkındaysanız artık rahatlığı, ülke ekonomisinin piyasaya olan canlılığı da artık hissedilir şekilde düzenlemeye başladığı olsun, bu evet, dönemin artarak devam ettiği süreçte en kısa zamanda oranın da startının verileceğine inanıyorum. Kültür merkezinin hayata geçmesiyle birlikte o salonlarımızın da Ünye'de çok güzel hizmetlere ve bizlerin de orada icra edilecek olan faaliyetlere destek noktasında asla geride durmayacağımızı özellikle ifade etmek istiyorum. Yani buradan anlaşılıyor ki kültür merkezi yapılmadan söz konusu tiyatrolar pek sahnelenemeyecek. Ama yine de bekliyoruz Sayın İnşallah. Başkanım. Ünyeli hak ediyor, insanoğlu hak ediyor aslında. Çünkü dünyanın olmazsa olmaz en mükemmel canlısı insan. Evet. Bütün hizmetlerde insan odaklı olduğuna göre bütün mesele iki günlük fani dünyada ömrümüzü birbirimize saygılı olarak davranmak suretiyle huzur içerisinde yaşayıp ebediyete göç etmek. Bunun için teşekkür ediyoruz. Planınız programımızda var. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sayın Başkanım, halkımız adına sizlere soruyoruz. Bir de Görevim Otel'in karşısında hayata geçirilen ırmaklar doldurularak derebakslar üzerine yapılmış binalar var. Halk diyor ki Sayın Başkan'a bunu da sor, bilgisi var mı? Buralar yapılırken belediyeden bazı yetkililerin daire sahibi olduğu yolunda iddialar var. Bu konuda bilginiz var mı ya da size de bu şekilde bir soru geldi mi? Şimdi geçmiş dönemden kaynaklı olan bu sorunla alakalı bizim dönemimizde herhangi bir şey yok. Hayır hayır, üşeriktiniz. Ama daha yok efendim. Biliyorsunuz en önemlisi de 2018 öncesi olan yapılarda herhangi bir şekilde imar barışından dolayı bu hakları elde ettikleri için pek onlarla ilgili herhangi bir tasarruf kullanamıyoruz. Biz bundan sonraki süreçte kılı kırk yararak hassasiyetimizi de en üst seviyede ortaya koyarak takipçisi oluyoruz. Şehrimizin imarında olsun, şehrimizin yapılaşmasında olsun, şehrimizin çalışmalarında olsun en doğrusunun hayata geçmesi noktasında ve usulsüzlüklerin de engellenmesi noktasında ciddi anlamda gayretlerimiz, çabalarımız var. Bunu mücadelelerini veriyoruz. Biz kendi sürecimizde bunu elimizden geldiğince en üst seviyede şehrimizin ve hemşehrilerimizin hassasiyetini gözeterek hareket ediyoruz. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Bir de gündemi işgal ediyor, meşgul ediyor bu 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda ruhsat sorunu ne zaman hallolacak deniliyor. Evet. Bir de insanlar arasında şöyle bir şey var. Acaba burası geçmişte zamanın belediye başkanına o dönemin ve halen daha milletvekili olan AK Partili bir yetkilinin ihaleyi kaça verdiğiniz kaçta kaçı belediyenin sorusu üzerine aldığı cevapta bu mu deyip hadete düşmüştü. Detayına girmeden bu söz konusu meydanın firma sahiplerine her ne kadar ekonomik sıkıntıda olsak da paraları ödenip bu yerin yeniden devlete kazandırılması söz konusu olabilir mi? Halkımızdan böyle bir soru da var. Sayın Başkan, şimdi ben bu konuda sizin bahsettiğiniz bilgisi yoksa bile cümleler ifade edildiği ortamda olmadığım için o konuyla ilgili bilmiyorum. Tamam. Ama 15 Temmuz meydanı ile alakalı geri dönüştürülmesiyle ve kazandırılmasıyla alakalı o konuya gelince orada şöyle bir durum var arkadaşlar. Biz burada geldiğimizde yaptık, çalışmamızı yaptık, araştırmamızı yaptık, nedir ne değildir. Ve bizden önce de bu Ünye Belediyesi'nde bir müfettişin çalışması, değerlendirmesi ve raporlaması oldu. Evet. Bu değerleme, raporlama ve neticelenen sonuç istikametinde de İçişleri Bakanlığı'nın aynı zamanda buralarla ilgili belli görülen eksikliklerle alakalı ki bunlardan bir tanesi de bu bahsettiğiniz konu olmak üzere
Bunlar tamamen hukuka, adalete aksetmiş işler olmakla birlikte İçişleri Bakanlığımız tarafından da soruşturma izni verilmiştir. Bu davaya yansımıştır. Tamam efendim. Bizim ötemizde, tamam. Bizim dışımızda artık cereyan eden bir durum haline dönüşmüş. Kabul, kabul efendim. Evet. Bir de şeyden bahsettiniz, onu da ifade etmek istiyorum hemşehrilerimin bilinçlenmesi adına. Buyurun. Biz yok 4 milyon almışız, 10 milyon talep etmişiz. Böyle bazen kendini, haddini bilmeyen. Buyurun efendim. Buyurun. Basın demek istemiyorum. Rica ederim. Çünkü basın gerçekten halkın gözü, milletin sözü olma noktasında gayret edenler için samimi, doğru şeylerin ortaya çıkmasını destekleyici olması lazım. Kalem zehirleyen değil, kazandıran olması lazım. Doğru. Onun için şimdi böyle yalan, absürt habercilikle habercilik, basıncılık olmaz. Olmaz. E şimdi oradan çıkıyorsun. Ben şimdi şunu diyorum. 15 Temmuz meydanı ile ilgili geçici kabulün yapılabilmesi için bir komisyon kurdu Ünye Belediye'miz. Gitti komisyon, çalışmalarını yaptı. Orada binanın statiğini, dinamini, gücünü etkileyen herhangi bir durum olmadığından dolayı bazı farklılıklar var imalatta. Atıyorum demir olacaktı da alüminyum olmuş ya da alüminyum olacaktı da demir olmuş kapısı vesairesi gibi. Ya da maon kapı olacaktı da Amerikan kapı olmuş gibi. Veyahut da işte badana olacaktı da farklı, yani yağlı boy olacaktı da badana olmuş gibi. Yani bunların ifade biçimi poz farklılıkları gibi ifade ediyor. Bu poz farklılıklarından doğan 1 milyon 600 bin TL'ye yakın bir farklılık ortaya çıkmıştı. Bu 1 milyon 580 civarında, yani tam net rakamı bilmiyorum. 1 milyon 600'e yakın bir rakam. Biz kendilerine dedik ki kardeşim şu 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 eksikliklerin var. İşte yangın merdivenin vesaire. Şunlar tamamlanması gereken zorunluluklar. Şunlar da poz farkından doğan zorunluluklar. İsterseniz bunu yaparsınız. İsterseniz bu kadar bedelini Ünye Belediyesi'nin hesabına yatırırsınız. Biz geçici kabulünü yaparız dedik. Şimdi yangın merdivenidir, işte bu diğer konulardır, o bahsedilen 4 milyon değil. Yani ki 1 lira da hesap harici, resmi hareket haricinde de kimsenin ne kursağından ne de cebinden geçmemiştir. Geçemez de asla Allah'ın izniyle. Onun için orada bu yatırıldıktan sonra bir tek süreçte şöyle bir sıkıntı doğdu. Özellikle yağan yağmurdan dolayı Ünye'de. Şu son dönemde yağan yağmurda gördük ki otoparktaki suyun deşarjı noktasında bir sıkıntı doğdu. Evet. O da bize iyi oldu. Yani şimdi yağmurun iyi olduğu denecek taraf olur mu belki? Olur, evet, olur. Rahmet hayır, güzeldi. Her şeyde bir hayır farkası vardır. Belki evet sıkıntı oldu şehrimizde ama o gün için oradaki bir sıkıntıyı da görmemize vesile oldu. O sıkıntının da giderilmesini talep ettik. Ancak ondan sonra. Çünkü her şeyin tamamlanmış olması lazım belli bir noktaya kadar. Onları talep ettik. Ufak tefek bu eksiklikler de tamamlandıktan sonra geçişi kabulünde artık oranın herhangi bir sıkıntı olmadığını ifade etmek istiyorum. Teşekkür ediyoruz Sayın Başkanım. Programımızın yarım saatlik olduğu için sonuna yaklaşıyoruz. Bu kadar bundan kısa mı yapacak? Yok, yapabiliriz. Şimdi eyvallah. Sizin bu memleketin yetiştirdiği bir evlat olarak Yüce Allah'ın sizi ulvi bir makam olan devlet adına millete hizmet, insan dostu canlara hizmet etmek için sevk ettiği, buyurduğu bu makamda mutlaka doğduğunuz, büyüdüğünüz şehre hem isminizi hem cisminizi hayırla yad ettirecek mutlaka özel planınız, projeleriniz de vardır. Neler düşünüyorsunuz? Evet. Ünye'nin, Ünyeli'nin ve Ünye'yi biz burada yaşayalım diyerek mesken tutmuş insanlara neler söylemek istersiniz? Evet, özellikle yetkili ağız olarak. Özellikle şuradan başlamak istiyorum. Buyur başkanım. Sayın Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, siyasi büyüklerimize, genel başkan vekilimize, belediye başkanımıza, Dışişleri Bakan Yardımcımıza, bizleri buraya layık gören adaylık sürecindeki değerli büyüklerime sonsuz şükran ve saygılarımı sunuyorum. Biz bununla de birlikte ediyoruz. Seçim sürecinde bizden samimiyetini esirgemeyen, desteğini esirgemeyen tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Seçildikten sonra da
biz sadece bize oy veren değil, oy vermeyen tarafın da taleplerini, arzularını, isteklerini ve sorunlarını dikkate alan, daha Türkçesi ünyenin bütünüyle sorunlarını dikkate alan bir anlayışla hizmet edeceğimizi seçim sürecinde ifade etmiştik. Bugün de aynısını sürdürmeye ve gayret etmeye çalışıyoruz. Bunu özellikle baştan ifade etmek istiyorum. Eyvallah. Bununla birlikte evet, geldiğimiz zamandan bugüne bu kadar kısa bir süre içerisinde gerçekten, tabii bu geçmişte de Büyükşehir Belediye Meclis üyeliği sürecimiz, eski İl Genel Meclis üyeliği sürecimiz, gene ilçe başkan yardımcılığı sürecimizin bir birikiminin vermiş olduğu tecrübeyle de hakikaten hızlı girme imkanı da bulabildik aynı zamanda. Ne yaptık? Bugün gelinen noktada ÜNYE'de, gene bu işler sadece Hüseyin Tavlı yaptı demek asla hem yani çok büyük bir laf ve gaf olur, böyle bir şey olmaz, ama hayata geçmesi noktasında, gayret edilmesi, takip edilmesi noktasında ÜNYE'nin 35 yıllık hayali olan bir OSB'nin Sayın Cumhurbaşkanımızın seçim sürecinde burada ifade ettiği gibi Ordu Meydanı'nda destekleriyle birlikte Genel Başkan Vekilimizin, Sayın Bakan Yardımcımızın, aynı zamanda Büyükşehir Belediye Başkanımızın, Valimizin, Kaymakamımızın, tüm hemşehrilerimizin, sanayicimizin desteğiyle ÜNYE'de bir hayali inşallah gerçeğe dönüştürüyoruz. Bugün ÜNYE'de son 20 yıldır özellikle hangi çay ocağında otursanız ya da bir parkta otursanız ÜNYE'nin OSB'siyle ve işsizliğiyle alakalı muhakkak bir sohbet geçerdi. Doğru mu? Kesinlikle. Ama bir türlü hayata geçememişti. Allah'a şükürler olsun, bugün geldiğimiz noktada sadece ve sadece tamamlanması, neticelenmesi gereken 3 dosya kaldı. Diğerlerinin bedeli ödendi. 15 milyonun üzerindeki bir bedeli ödendi. Kamulaştırma bedeli. Diğerinin bedeli de hazır. Sadece mahkeme kararını bekliyoruz. Onunla birlikte hemen Allah'ın izniyle altyapı ihalesine de çıkılmasıyla birlikte orada 2020'nin ortalarından sonra sonlarına doğru artık sanayinin bacalarının yükselmeye ya da inşaatlarının yükselmeye başladığına hep birlikte şahit olacağız. İnşallah. Şimdi hasretiniz. Bu kadar önemli bir hasreti inşallah Cenab-ı Allah'ın böyle dönemimize nasip etmesi. Ayrıcalık. Heyecanımızın o istikamette olduğunu seçim öncesinde nasıl beyan ettiysek bugün de aynı gayretle koştuğumuza sizler de hemşehrilerimiz de şahit oluyor. İnşallah. Sonucunu da inşallah, güzelliğini de hep birlikte ÜNYE olarak yaşayacağız. Çünkü bizim çocuklarımız gurbetlerde iş, aş aramanın peşinde oldukları için annesinden, babasından, babaannesinden, dedesinden ayrı yaşayan bu gençliğimizi memleketimizde değerleriyle, büyükleriyle buluşmasına sebep kılacağız inşallah diyorum. Evet. Onun için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hakeza biliyorsunuz Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız geçen hafta burada ziyarette bulundular. Bir hafta öncesi tekraren ki bir hafta sonra geleceğim dedi ve gene geldi. Dedi ki burası bizim ayıbımız. Biz burada gereği neyse olan hal ilan ediyorum ve gereğini yapacağım dedi. Biz seçim öncesinde ne demiştik arkadaşlar? Çok inandırıcı gelmemişti millete. Biz dedik çöplükle alakalı ayıbı ortadan inşallah kaldıracağız demiştik. Bunun gayreti içerisinde olacağız dediğimizde, yani bunun çok büyük bir iş olduğunu, hayata geçirilmesini, sadece bunun bile yeterli olduğu gibi ifadeler, sohbetler oluyordu. Siz de şahitsiniz bu sohbet. Tabii şahit. Allah'a şükürler olsun. Büyükşehir Belediye Başkanımızın bu konuda koyduğu iradeyle birlikte inşallah ÜNYE'nin yıllara sarih olan, yaklaşık 38 yıllık sorunu olan ve ayıbı olan bir meselenin de inşallah üstünü örtüp oranın tertemiz bir şekilde oksijen kaynağına dönüştüğü günleri hep birlikte dönemimizde göreceğimizi ifade etmek istiyorum. Teşekkür ediyoruz Sayın Başkan. Aynen organize sanayi meselesi gibi aynı kaderi paylaşıyorlar yıllar olarak. Bir canlı yayında olduğumuz için Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Hilmi Güler Beyefendi sizin de ve yardımcılarınızın da desteğiyle kısa sürede 38 yıllık bir sıkıntıyı üstünü kapatarak yani çiftin görüntüyü sonlandırdı. Şurayı ifade edelim. Şimdi bir nokta var arkadaşlar. Bir hal olağan hal ilan edildi demeyle
35 yıllık bir hadisenin üstünü herhalde kimse bir ayda falan üstü ör. Arkadaşlar orada bütün hafriyatları biz artık oraya yönlendiriyoruz. Yani dolgu alanımız olarak şu anda orayı kullanıyoruz. Neden? Hem çöpün üstünün örtülülmesi, hem yandaki düşük alanların da belli bir seviyede eşit kotlanması açısından bir çalışma var orada. Yani bu bir yıllık süreçte oranın üstünün, yani bir yıl içerisinde, bir buçuk yıllık süre içerisinde hadi tamamen zaman diliminde üstünün örtüldüğü, toprak peyzajlanmasının yapıldığı ve aynı zamanda biliyorsunuz orası neticede bir çöp alanı. Orada bir metan gazı sıkışması olacak. Oranın bacalandırılması işlemleri vesairesi Allah'ın izniyle hepsi plan içerisinde ve planlanmış durumda. Onun için her şey kendi seyri içerisinde. Artık orası yola girdi arkadaşlar. Onun dönüşü yok. İnşallah hayırlısıyla da neticelenecektir Allah. Bundan sonraki çöpler nereye dökülür ya da dökülecek diyorlar. Arkadaşlar bundan sonra çöpler şöyle. Biliyorsunuz bu çöplerimizin yaklaşık olarak %60'lık boyutu Ünye Çimento Fabrikası'nın yakıtı olarak kullanılacak. Öbür taraftan %40'lık dilimden bahsediyorum ki bunlar %2 ya da 3 oranında geçirgen olabilir. Nedir? %60 diyoruz ama bu evet. 63 de olabilir yakıt olarak gelen. Çünkü çöpün niteliğine bağlı bu. Aynı zamanda da %20 ile 15 bandında buradan geri dönüşüm malzemeleri, plastik olsun, metal olsun, bu maddelerin geri dönüşüm olarak kullanılması var. Bir de %15-20 bandında, yani bu çöpün geliş niteliğine değişken olarak uygun olarak oransal bir değişim olacağı için o bantta 15-20 bandında hareket ediyor bu. Orada da baktığımızda onu da düzenli çöp depolama alanlarının hazır olduğunu zaten biliyorsunuz, geçmişten hazırlanmıştı. Ayrıştırma tesisi hizmete sokuldu. Bunların hepsi birer entegre arkadaşlar. Bunlarla birlikte Allah'ın izniyle bu iş sorun kökünden çözülmüş ve halledilmiş olacak. Teşekkürler Sayın Başkanım. Teşekkür ediyorum. Bir de iktidar mensubu, belediye başkanı olarak ve genelde baştan tavandan tabana kadar herkes gönül belediyeciliğini AK Parti slogan olarak ortaya attı. İnsanların hepsine saygılıyız. Şunun adamı bunun adamı demeyeceğiz. İşinin hakkını verenlere saygılı davranarak görevine devam ettireceğiz şeklindeki demeçler vardı genelde. Evet. Ama son günlerde bir 4 kişi çıkarılmış. Evet. Geçmişte eski başkana yakınlığıyla bilinir diye. Evet. Bu konuda soru var. Şimdi bu onu şöyle açıklayalım. Buyurun. Bakın arkadaşlar, orada o zaman herkes birilerinin yakını o zaman. Ünye Belediyesi 400'ün üzerinde çalışanı olan bir kurum. Evet. Çok özür dilerim. Tabii. Amirini, memurunu tanımayan veyahut da işini verildiğinde yapılmayanı da biz çalıştıracağız anlamını ifade etmez. Orası etmez. Bize Ünye'nin emaneti. Kabul. Ünye'nin değerini, emanetini taşıyamayan, saygısını gösteremeyenlerle Ünye Belediyesi olarak biz yolumuzu ayırmak durumundayız. Biz ne dedik? İşini yapan, gereğini yapan, çalışan hiçbir vatandaşımızda, işçimizde bizim derdimiz, sıkıntımız yoktur. Hiçbir kaygı ve endişe içerisinde olmasın diye ifade ettik. Gene ben bu sözümü ve baktığınızda uygulamalarımıza baktığınızda eğer öyle düşünsek idi en az 100-150 kişi o zaman çıkaracaksınız orada. Doğru mu? Doğru efendim. Doğru. Doğru. Öyle lokal durumlarla ilgili bu ifade çok yersiz ve gereksiz ifade. Onlar eğer o gereksiz durumu ortaya koymasalardı ya da herhangi bir durum sebep oluşturmasalardı ki bunlar burada şudur budur diye ifade etmek uygun olmaz. Belediyenin çalışma hizmetine, anlayışına uygun hareket etmediklerinden böyle uygun görülmüştür. Yoksa kişilerle, şahıslarla Ünye Belediyesi'nin ve bizlerin işi asla yoktur, işi olmaz. Böyle bir şey yaptığımızda zaten yanlış yapmış oluruz ki biz yanlış yapmamaya gayret başta ediyoruz. Başta söylediniz. Evet. Gayemiz insana hizmet. Aynen. İnsana üzmek değil dediniz. Kesinlikle. Biz son mesajlarınızı alalım. Evet. Ben özetleyerek kapatmak istiyorum. Evet. Görürseniz. Hemşehrilerimizin bize emanet etmiş oldukları Ünye Belediye Temsilcilik Makamı diyorum ben, hatta daha tabii böyle
hakkaniyet içerisinde ki evet. Başkanlık sanki bir unvanı yükleyip de oranın üstünden bakılan değil. Gerçekten biz hemşehrilerimizin oradaki temsilcisiyiz. Evet. Neyin temsilcisi? Oradaki çalışanların, yönetenlerin ve yürütenlerin doğru iş ve işlemler yürütmeleri noktasında biz hemşehrilerimizi oraya görevlendirdiği kişiyiz. Yanlış işler olmasın, oraya sahip çıkın diye. O maksatla geldiğimiz günden bugüne. İnanın nasıl ki seçim öncesinde sahada, kırsalından şehir merkezinde çalışmalar var idiyse bugün de aynı gayretle devam ediyoruz hemşehrilerimize hizmet etmek için. Hem stabilize hem malzemeli bakım, beton yol ki bir kilometresini geldiğimizden bu yana yaptık. Ağustos ayının ilk haftalarında inşallah 5,5 kilometrelik 6 kilometreye yakın tekraren bir beton yol ki durmuyoruz. Yani bu imkanlarımızın tasarruf tedbirlerinin olduğu bu dönemde bile hizmet üretmeye hem gayret ediyoruz hem de evet. Çalışıyoruz Allah'ın izniyle. Öbür taraftan baktığımızda yine yıllardır biliyorsunuz bizim şebekelerimizin bakım ve onarım çalışmaları olmamıştı. Aynı zamanda OSKİ ile yaptığımız çalışmalar neticesinde özellikle şehrin batı bölgesinde devamlı altyapının belli noktalarda tahribat görmüş olmasından dolayı sahil kesiminde oralarla ilgili şu anda proje çalışması yapılıyor. Oranın rehabilite edilmesiyle ilgili çünkü şehrin denizinin daha temiz ve daha kullanılabilir olması için oraların rehabilite ve tamir edilmesi gerekiyor. Onunla ilgili çalışmalar başlatılmıştır ve şehir merkezinde olsun, doğusunda, batısında olsun kanalizasyon hatları aynı zamanda temizlenerek daha işlevsel ve çalışır hale getirilmiştir. Yağmur su hatlarıyla ilgili çalışıyoruz ve şehir merkezimizde 100 kilogram metrekarede saatte yağan yağmurda sorun olan aşağı yukarı 6 tane noktamız var. Evet. Bu noktalarımızı biz tespit etmiş bulunmaktayız. Bunlardan 2 tanesinin ki Fevzi Çakmak Mahallesi, Liseler Mahallesi'nin belli noktalarındaki yerlerde özellikle hani caddeleri de söylemiyorum. İpek Yolu Caddesi, işte İrfan Tosun Caddesi, Adliye Sarayı'na giden yol üzerindeki ve aynı zamanda Erol da Tosun, özür dilerim. Tamam, evet, düzelt. Erol Tosun. Savcımızın. Evet. Evet, savcımızın. Teşekkür ismi. Ediyoruz kendisine. Buradan kendisine de teşekkür tamam. ediyoruz. Ülkemize bir adliye sarayı kazandırma Allah mücadeleleri olsun. Olmuştur. Evet. Evet. Şimdi oradan baktığımızda kapalı spor salonu ve stadın o bölgelerindeki su birikintilerini almak üzere bir çalışmalarımız yürütülüyor. Baksları alındı OSKİ tarafından. Şu anda sade işçilik ihalesinin hazırlıkları yapılıyor. Çok zaman, yakın zamanda da ihalesi yapılıp faaliyete geçecek. Ben inanıyorum ki 2020 yılında böyle 100-150 kilogram civarında yağan yağmurlarda hemşehrilerimiz artık kapıda evimin içine su girecek mi diye değil, pencereden yağmurun keyfini izleyerek inşallah vakit geçirecek ve bizler de sokakta aman hemşehrimize ne olacak değil. Çünkü onlar o stresi yaşarken aynı stresi biz de onlarla yaşıyoruz. Evet, ve tabii. onlarla birlikte oluyoruz. O sözümün ortaya konması noktasında da dirayetimizi, irademizi büyükşehirle birlikte ortaya koymuş durumdayız. Büyükşehir gerçekten bu konuda da hassasiyetini ortaya koydu. Diğer noktalarda da 21 F'de birlikte hızlı bir şekilde ihale edilip çünkü sorunlu bir alan, her yağmurda stres olan, evet. her yağmurda sorun olan bir bölgenin çözümü noktasında buradan da işlemler başlatıldı. Allah'ın izniyle şunu özellikle ifade ederim ki bu mesele de 2020 yılında Ünye'de sorun olmaktan çıkmış olacak ve bizi izlemeye devam edin diyor ya Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız. Evet, hep birlikte bizleri izlemeye devam edin. Ünye için güzel işleri, hayırlı hizmetleri inşallah hep birlikte, mutlu bir Ünye ile birlikte, huzurlu bir Ünye ile birlikte yürütmenin ve sürdürmenin gayreti içerisinde olacağımızın dün nasıl sözünü verdiysek bugün de aynı noktada devam etmekte olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Tüm hemşehrilerimi saygı, sevgi ve hürmetle selamlarken sağlıcakla kalsınlar, Allah'a emanet olsunlar diyorum, hayırlı günler diliyorum. Saygıdeğer izleyenler, biz de Çiçeği Burnu'nda Belediye Başkanımız Ünyeli İş Adamımız Hüseyin Tavlı Beyefendi'ye sorularımıza içtenlikle, açık yüreklikle cevap vererek en az 2020'nin üzerindeki zamanda birlikte yaşadığımız insanlar başta olmak üzere herkes
huzur içerisinde yağan yağmurdan tedirgin olmadan bir yaşam sürecekler sözüne katılarak Seçenler Seçilenler programını burada noktalıyoruz. Bir başka programımızda bir başka konuğumuzla olmak umut ve dileğiyle saygılar ve sevgiler sunuyoruz.